Merhaba arkadaşlar, ben Alif Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size DGS nasıl kazanılmaz bunu anlatacağım. Siz bunu izledikten sonra benim anlattıklarımın tersini yaparsanız DGS'yi nasıl kazanacağınızı öğrenebilirsiniz. Şimdiye kadar hep DGS'nin nasıl kazanıldığını anlattık. Bugün DGS'nin nasıl kazanılmayacağını ve DGS'yi nasıl kaybedebileceğinizi anlatmak istiyorum. Size önemli 5 tane madde anlatacağım arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Birincisi arkadaşlar, konu seçim. DGS'yi kazanmak istemiyorsanız belirli konulara yoğunlaşın, diğer konulara eleyin. Size zor gelen konular nelerse onlara hiç çalışmayın. Örneğin köklü sayılar sana zor mu geliyor? Önemli değil ya. Köklü sayılardan zaten ne geliyor ki? Mutlak değer sana zor mu geliyor? Önemli değil. Zaten bir tane soru geliyor. Basit eşsizlikler zor mu? Ya o da önemli değil. Oradan da bir tane geliyor. Köklü sayıdan bir tane, mutlaktan bir tane, basitten bir tane. Çok da önemli değil arkadaşlar. Bunları yaparsanız zaten sınavı kaybedersiniz. Fonksiyon. Ya bilmesem de olur. Modüler aritmetik. Aman kim ne yapacak? 2020 DGS'de 4 tane geldiyse geldi. Bir daha gelmez. Kümeler zor bir konu. Mantık zaten yapamıyorum. Problemlerde birkaç tane yaparsam olur. Böyle düşünürseniz zaten bu sınavı kazanamazsınız. Konu seçin arkadaşlar. Sınavı kazanmak istemiyorsanız, sınavı kaybetmek istiyorsanız konu seçin. İkinci olarak konularınızı bitirmeyin arkadaşlar. Ne aceleniz var? Yani şurada sınava 40 gün kalmış, 50 gün kalmış. Adam hedefi hukuk. Kişinin hedefi hukuk ama sınava 2 ay kala çalışmaya başlıyor. Kişinin hedefi 40, 50 net. 50 net kişinin hedefi sınava son 1 ay kala çalışmaya başlıyor. Yani konularınızı bitirmeyin arkadaşlar. Aceleniz yok. Sınava girdikten sonra da çalışırsınız. Dert etmeyin. Konularınızı ne kadar geç bitirirseniz o kadar iyi olur. Hatta son günde ders çalışabilirsiniz. Yani sınav pazar günü ise sen cumartesi akşamı ders çalışırsın. Bir şey olmaz. Konu çalışırsınız. Konularınızı bitirmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Sınavı kaybetmek istiyorsanız konularınızı aceleniz yok. Çok sıkıntı etmeyin yani. Biter bu konular. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş çalışırsınız. Çok dert etmenize gerek yok. Üçüncü olarak da arkadaşlar bana bu kadar puan yeter deyin. Yani mesela hedefledim. Puan hesaplama sitelerine girdim. Bana 280 puan yetiyormuş arkadaş. 280 kadar çalışsam yeter. Bana matematikten 35 net yeter deyin. Üstüne hedeflemeyin asla. 35 ise 35'tir. 36 olmasın. Çünkü üstüne hedeflersen, 40 tane hedeflersen sınavın sürpriz olma ihtimali var. Sınavı kazanırsın yani kazara. Sınavı kaybetmek istiyorsan 35 ise 35'e hedefleyeceksin. Asla üstüne hedeflemeyeceksin. Çünkü sınavlarda asla sürprizler olmaz arkadaşlar. Sınavlar asla zor, asla kolay olmaz. Sınavlar hep aynıdır, hiç değişmez. Böyle bir mantık olabilir mi? Kazanmak istiyorsanız üstünü hedeflemek zorundasınız. Bunu anlatmama gerek yok, değil mi? Dördüncü olarak arkadaşlar, sakın ola ki deneme çözmeyin. Aceleniz yok arkadaşlar. Yani zaman tutmanıza da gerek yok. Deneme için herhangi bir aceleniz yok. Arada böyle 3-5 tane soru çözersiniz. Bitmiş olur. Hele ki her gün bir tane deneme asla çözmeyin. Her gün bir tane deneme mi çözülür? Asla bir tane deneme çözmeyin arkadaşlar. Hatta sınava son 20 gün 25 gün kala 2 tane deneme hiç çözmeyin. Sabahları saat 10'da da deneme çözmeyin. Denemeleri böyle canını sıkıldığında istediğinizi açın, 15-20 tane soru çözün, onu kapatın arkadaşlar. Aceleniz yok. Her gün sabah 10'da kim deneme çözecek? Kim saat tutacak? Kim dakika tutacak? Deneme çözerken asla dakika tutmayın arkadaşlar. Kafanıza göre yaylana yaylana çözün. Sınavı kazanmayın. Ne olacak? Bir şey olmaz. Son olarak arkadaşlar, stres ve heyecan yapın, olur mu? Sınava girdiğinizde kalemi tutamayacak kadar heyecanlanın. Soruları gördüğünüzü anlamayacak kadar heyecan yapın ki sınavı kazanmayasınız. Yani stres yaparsan, heyecan yaparsan zaten bu sınavı kaybedersin. Diğerlerini yapsan bile iyi bir stres, bak iyi bir stres, iyi bir heyecan yaparsan zaten kaybedersin bu sınavı. İstediğin kadar konuları bil. Fark eden hiçbir şey olmayacak. Yani anlamıyorum ben. Kalemi tutamayacak kadar heyecanlanıyor. Bu kişinin sınavı kazanma ihtimali yok arkadaşlar. Yok.
İstediğiniz kadar konuları bilin. Heyecanlı kişilerin sınavı kazanma ihtimali yoktur. Stresli kişilerin sınavı kazanma ihtimali yoktur. Bunu aşmak için bol bol deneme yapacaksınız. Sınav yerine gidin, isterseniz orada çözün, başka yerde çözün ama bunu aşmak zorundasınız. Bu 5 tane maddeyi yaparsanız arkadaşlar, hatta son olarak heyecan, stres yapın, sıkıntı değil, sınavı kaybedersiniz. Seneye yine beraber oluruz. Biz buradayız, bir yere gitmiyoruz. Siz de kazanmazsanız siz de buradasınız. Anlaştık mı? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.